Aa. Evine misafir geldi. Buna sabun koymadın mı gerçekten ya? Ceren'cim, seni merak edip geldim. İyi misin? Ay, sabun yok. Açılmıyor adam. Boş sabun yok içinde. El sabunu da mı yok? Hayır, yok. Öncelikle suyumuzu boşa akıtmayalım. Çözüm olarak da sıvı sabun şişesine biraz su koyup çalkalayabiliriz. Denedim aslında ama açılmıyor. Ha, şuradan dönüyormuş. Bir dakika. Aynen. Evet, şuradan şöyle. Sabun olmamasına ne diyorsun peki? Yani çok büyük bir eksik. Bence evine misafir geliyor. Bunu doldurman lazımdı ya. El yıkama sürümü de bugün yüklendi sanırım. Ya Sevda elini kıyafetime sürdü. Ben de elimi oraya değdirince belimi yıkama gereksinimi hissettim bir anda. Ne diyeyim Ceren? Sana acil şifalar. Ya teşekkür ederim ama ben bu halimde memnunum ya. Mutluyum yani. Böyle temizlik yapmak beni çok mutlu ediyor. Arkadaşın kıyafetine dokundu diye el yıkamak normal mi sence? Evet ama kıyafetim temiz değil. Dikkat ediyorum. Koltuklara bile oturmuyorum temiz kalsın diye. Keşke yapmasaydı böyle bir şeyi. El yıkarken yüzüklerini çıkartmadın. Bir şey olmasın. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Onlar da temizlensin. Bu arada Büşra'nın banyosunu nasıl buldun? Banyoyu çok beğendim. Şu aplik detaylar çok hoşuma gitti. Yani kendi evi olduğu için yaptırmış olması çok iyi oldu. Şu belki olmasaydı plastik olarak. Ama genel olarak güzel. Ben çok beğendim. Lavabodaki deniz kabuklarını beğendin mi? Ya o bana çok saçma geldi ya. Sonuçta burada hani pislenir, onu tek tek her gün temizlemek lazım. Yosun tutar sürekli ıslak kaldıkça. Onu bence kaldırsın oradan ya. Zaten köpükler birikince hoş bir görüntü de olmadı. Evet evet, yani şey, pis bir görüntü. Hijyenik değil bence. Onun kalkması lazım oradan. Ama onun haricinde banyo senden geçer not aldı sanırım. Banyoyu beğendim. Şu aplikler özellikle çok hoşuma gitti benim. El yıkama faslın bittiyse salona geçelim mi artık? Gidelim.